Arkadaşlar bir tane yufkadan bir tepsi börek yapacağım. Susamlı börek olacak. Eminim ki çok güzel olacak. İnşallah sizin için faydalı video olur. Hemen malzemeyi tanıtıp yemeğimizi yapmaya, böreğimizi yapmaya başlıyoruz. 5 kişilik böreğe şöyle hesaplayalım. 50 gram kıyma dahi yetecek. Kıyma varsa kıymadan, kıyma yoksa ne yaparız? Tavuktan da yapabiliriz. Hemen şöyle yapalım, biberlerimizi doğrayalım. Malzememiz hazır, ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktım. Şöyle ortalama yarım fincan civarında bir sıvı yağ boşaltıyorum. Tabii ki yarım fincan yok. Bol soğanlı olacak. Soğanımızı şöyle kavurmaya devam ediyoruz. Soğanımız şöyle hafiften kavurmaya başladı. Tam kavurmuyoruz soğanı. Hemen ne yapıyoruz? Kıymasını atıyoruz. Kıymayla beraber 5 dakika bir kavuracağız bunu. Hemen şöyle bir kapak kapatıyoruz. Kapak kapatıyoruz ki kıymamız hafiften bir sulansın. İçinde kurumasın. Hemen şöyle kapağını açıyoruz. İçine yeşil biberle kırmızı kapya biberi katıyoruz. Bunda aslına bakarsanız kuş üzümüyle çam fıstığı kullanmamız lazım. Markete gidiyorsun, ufacık bir çam fıstığının poşeti 10 lira diyorlar. Hiç gerek yok. Aynı lezzeti ben size bunda vereceğim. Kapağı kapatırken şunu söyleyeyim. Kıymayı da bunu da ara ara karıştıracağız. Unutmayacağız. Kapağımızı açıyoruz. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Hemen bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bunun olmazsa olmazı kimyon. Bir çay kaşığı kimyon. Pulveri az kullanacağız. Bu acıyla bir ilgisi olmayan bir yemek. Çok az oranda da ne yapıyoruz? Karabiber atıyoruz. Bir çay kaşığı da tuzunu atıyoruz. Hemen kapağı kapatıyoruz. Fazla değil. En fazla 2 dakika baharatlarla özdeşecek. Ondan sonraki işlemi geçeceğiz. Hemen şöyle kapağımızı açalım. Bununla ilgili size önemli bir bilgi vereyim. Eğer içindeki kıymanın yağ oranı yeterli değilse kenarından ne yaparsınız? Yarım çay bardağı su verirsiniz. Suyunu çekene kadar kavurursunuz. Bu da önemli bilgi olsun size. Yağ ilave etmekten iyidir. Şimdi altını kapatıyoruz. Soğutmaya alıyoruz. Arkadaşlar burada 2 tane yufkamız var. Yufkayı ben kenarlarından aldım. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Yufkamızı porsiyonlayacağız. Büyüklüğü tamamen bizim kendimize kalmış. Şöyle ortadan bir tane kesiyoruz. Ben bunları biraz büyük yapacağım. Görselliği de güzel olsun, yemesi de güzel olsun diye. Hemen bunları şöyle kenara alıyoruz. Hemen şöyle iç harcımızı koyuyoruz. Şu köşeyi birleştiriyoruz. Ondan sonra bu köşe bu şekilde sararak ne yapıyoruz? Sona doğru gidiyoruz. Her seferinde köşeleri birleştireceğiz. Şimdi birincisi hazır. Bunların biraz sonra yapıştırma işlemini göstereceğim. Şöyle ikinci yufkamızı da yapalım. Şunu kenara alalım. Çaprazları sarmaya başladığımız zaman oluşturacağız. Her seferinde şu köşeleri şuraya denk getireceğiz. Orayı taşırmayacağız. Her köşeyi. Görüyor musunuz? Ondan sonra şu sivri yeri tutacağız. Şurayı şöyle dışarı taşıyorsa ne yapacağız? Şöyle içeri doğru çekeceğiz. Şekli bozulmasın diye. Şöyle göstereyim. Bir tur daha atalım bunu. Şimdi bu da hazır. Hemen yufkamızı tekrar şöyle bir daha ortadan bölüyoruz. Çıkarttığımız parçadan tekrar sarmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar böreğimizi ne yaptık? Sardık. Şimdi ikinci aşamayı gösteriyorum. Yumurtayı önce bir kırıyoruz. Böreklerimizi şöyle yumurtanın beyaz yerlerinden bir yapıştırıyoruz. Tavamıza dizmeye başladık.
Tabii ki yumurta sarısını karıştırmıyoruz. Bir tane yufkadan 30 tane börek de çıkartabilirsiniz. Tamamen bu sizin elinizde. O uzun kesmiş olduğumuz yufkaları ortadan kesip tekrar iki börek çıkartabilirsiniz. Tercih sizin tabi. Şurada susamımız var. Susamı şöyle tepsimizin her tarafına döküyoruz. Tabii ki tamamını dökmüyoruz. Biraz sonra diğer tarafa da lazım olacak. Şöyle susamı iyice bir dağıttık. Yufkamızı şöyle ne yapıyoruz, böreğimizi yumurtaya bandırıyoruz. Susamların üzerine atıyoruz. O susamlar şimdi ne yapacak? Böreğin bir tarafına yapışacak. Yani öbür tarafına yapışacak. Bu şekilde işleme devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Susamları şöyle böreklerimizin üzerine gezdiriyoruz. Elimizde kalan diğer susamları. Ara veresiye atıyoruz nereye yapışırsa. Böreklerimiz hazır. Bu şekilde bir ortalama 10 dakika dinlendireceğiz. Susamlar iyice yapışacak. Ondan sonra ocağın başına geçeceğiz. Şöyle bir parça susam atıyoruz. Yağımız ısınmış mı diye. Susamlar havaya kalktı. Bu yağımız ısınmış demektir. Böreklerimizi atmaya başlıyoruz. Yağımız çok şiddetli ısı da olmayacak. Orta ısı da olacak. Böreğimizi attığımız gibi hemen çevirmeye başlayacağız. Eğer biz bunları çevirmezsek börekler içinde şişer. Bir tarafı pişer, bir tarafı pişmez. Daha sonra yuvarlanır durur öbür tarafa doğru. Bunu ara ara karıştıracağız. Böyle çevireceğiz öbür tarafını. Arkadaşlar susamlar kızarana kadar ne yapacağız? Ara ara karıştıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii susamları kızartacak derken de çok fazla yakmayacağız. Susamlarla beraber böreğimiz de kızardı. İki tarafı da susamlı oldu. Dip tarafından da yapıştığından dolayı. Şimdi hemen şöyle böreklerimizi çıkartıyoruz. Tabii ki efsane bir lezzet olacak bu. Yağımız sıcak olduğundan dolayı hemen öbür börekleri atıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Ocağımızın altı yanmaya devam ederse börekleri yakarız. Şimdi sunuma geçiyoruz. Arkadaşlar susamlı böreklerimiz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi her tarafında susam var. Hemen şöyle bir tanesini ben size şöyle bir kırayım. Görüyor musunuz? Çıtır çıtır. Şöyle açayım. İç harcını da görün. Efsane bir lezzet. Hemen sunuma geçelim. Arkadaşlar böreğimiz bu. Ahmet Şef YouTube diye Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. İnşallah sizin için faydalı video olmuştur. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.